Mesut merhaba. Merhaba Ruşen, merhaba. Şimdi Ahmet abiyi anlatıyordum. Yıllardır bütün bu Kürt sorununun bütün yükünü yüklenen ve ağır bedeller ödeyen bir isim. Üçüncü kez kayyum atadılar. Hatta hatırlıyorsun seçimden önce ya davası var, Kobani davası vesaire olabilir mi olamaz mı dendi. Ve kanunen bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Ve aday olarak gösterildi. Kazandı tabii ki. Bir de geçen hafta biliyorsun Urfa'da, Şanlıurfa'da o büyük barış organizasyonunu yaptı. Cevdet Yılmaz da beraber, değil mi? İki aileyi barıştıran isimlerden birisi. Ne istiyor bu devlet Ahmet Türk'ten? Şimdi Ruşen, ortada bu son bir aydır konuştuğumuz girişim olmasaydı, Bahçeli'nin eliyle başlatılan, bir başka tarzda yorumlamak gerekirdi bugün olan biteni. Ve sadece Ahmet Türk'e sınırlayarak değil, aslında işte Batman, Hakfetti, Esenyurt, belki bunlarla birlikte düşünmek gerekirdi. Ama bu dediğim gibi son bir ayda olanlar olmasaydı şunu derdik. Devlet Kürtlerin seçme hakkını tanımaya niyetli görünmüyor. Devlet kendi seçilmişleri eliyle Kürtlerin yönetilmesine itiraz ediyor. Dolayısıyla sürekleşmiş bir aslında demokrasi ihlali var diyebilirdik. Dolayısıyla hani iki defa yaptığını üçüncü kez yaptı diyebilirdik. Batı yakasında değişen bir şey yok diyebilirdik. Ama galiba önemli olan bu son bir aydır konuştuklarımıza rağmen bunun olmuş olması. Kendi adıma mesela Esenyurt'ta kayyum atandığında bunun halen işte bir başka türde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani bu son bir ayda olan bitenle o kadar yakın ilgisi olmayabilir diye düşünüyordum. Ama bugün gelen adım açıkça bir sürpriz. Bu bana şunu anlatıyor. Galiba işte bu yeni çözüm süreci mi diyeceğiz, ne artık onu da bir insan kullanmak tabii ki böyle herhalde biraz rahatsız oluyor. Her ne diyeceksek diyeceğiz, diyelim bu sürece onun yürümediğini gösteriyor. Orada bir takım zikzakların oluştuğunu gösteriyor. Dün ya da önceki gün bir haber çıkmıştı. Öcalan'a birkaç aylık yine bir görüşme yasağı kondu. Ardından bu işte kayyum ataması geldi. Dolayısıyla benim tahminim bu Bahçeli tarafından başlatılan işin bir şekilde tıkandığına yönelik bir işaret, ona yönelik bir tasarruf. Oradan tümüyle geri çevrilip gösteren bir tasarruf değil ama orada bir işlerin yürümediğini gösteren bir tasarruf. Onu zaten fark ettin mi bilmiyorum. Ahmet Türk de şimdi tam kelimeyi hatırlamıyorum ama dedi ki bir yerlerle görüştüler. Belli ki sonuç alamadılar. Onun için bunu yapıyorlar diye bahsetti. Evet, yani ben dediğim gibi Ahmet Türk hakikaten hani barış süreçlerine katkısıyla bilinen bu işlere hep böyle gönül koymuş biri. Dolayısıyla Ahmet Türk'e yönelik kısmının böyle bir anlamı var ama işte bir paket bu. Batman Belediye Başkanı, Arifeti Belediye Başkanı da dahil eden ve muhtemelen genişleyebilecek bir paket. Dolayısıyla ben de esas olarak Ahmet Türk gibi düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimalle Ömer Öcalan üzerinden gönderdikleri yerlerine ulaştı ve oradan beklenen herhalde tepki gelmedi ya da gelen tepkiler devletin pek hoşuna gitmedi ve bunun üzerinden sürece bir damga koyuyor devlet. Şimdi bu bir pazarlık mı yoksa işte süreci bitiriyorum adımı mı? Bunları söylemek için henüz erken ama benim tahminim dediğim üzere bu yeni çözüm süreci denebilecek işe dair bir şey anlatıyor. Burada şöyle bir şey var. Zaten Kürt hareketi kayyumlara alışık. Her ne kadar bu seçim öncesi ve sonrası ben yaptığım başkanlarla çok sayıda röportaj yaptım öncesinde ve sonrasında. Hepsi kayyum politikası iflas etti dedi ama yine de bu defterin kapanmadığını biliyorlardı. Yani temenni etmiyorlardı ama politikanın iflas ettiğini söylediler. Şunu biliyoruz ki bu hareket kayyum meselesine zaten alışkın, bildiği bir şey. Ama bu sefer CHP de işin içine katıldı. Esenyurt gibi çok büyük bir, yani neredeyse bazı büyük şehirlerden de büyük bir ilçeye atandı kayyum ve burada da bir kent uzlaşısı vardı. Şimdi iktidarın bu uygulaması
CHP ile DEM Parti'yi yan yana koyuyor. Nitekim Özgür Özel şu anda yolda. Batman'a gidecek, Mardin'e gidecek. Doğrudan CHP daha önce Van'da da yapmışlardı biliyorsun, Hakkari'de de. Kayyum'a karşı HDP nereden çıktı? DEM Parti ile yan yana duruyorlar. DEM Parti de Esenyurt'ta yan yana. Böyle bir ilginç bir fotoğraf çıkıyor sanki. CHP ile DEM Parti yan yana gibi. Evet, yani geçen iki defaki şeyden, Kayyum müdahalesinden farklı bir durum var. Yani siyaseten farklı bir durum var. Geçen iki Kayyum atanmasında o zamanki HDP yalnız bırakılmıştı. Kürtler yalnız bırakılmıştı. Bu kez CHP şu ana kadar yalnız bırakmama tutumunu aldı. Bu Türkiye siyasetinde yeni bir durumun gerçekten yavaş yavaş yerleşmeye başladığını gösteriyor olabilir. Gönül ister ki CHP'nin bu iktidar mutasarrufuna, itirazına başkaları da katılsın. Yani diğer muhalefet partileri de katılsın. Hatta mümkünse AK Parti içerisinden de, yani yine mümkünse MHP'den, İYİ Parti'den de birileri katılsın ve bu artık başka bir şeye dönsün. Yani böyle düşmanlaştırılmış bir partiye karşı yapılan, işte olağan bir müdahalenin dışına çıksın ve hani ülke demokrasisinin daha fazla geriletilmesine karşı bir itiraza dönsün. Gönül ister ki bu gerçekleşsin. Olup olmayacağını bilmiyorum ama CHP'nin şu ana kadarki tutumu bu açıdan ümit verici. Yarın da galiba İmamoğlu ve diğer birinde galiba bu konuyu gündeme getirir. Dolayısıyla bu kez sanki Demliler yalnız bırakılmayacak ya da Kürt meselesi böyle Türkiye demokrasisinin orada izole bir meselesi olarak sanki muamele edilmeyecek gibi görünüyor. O açıdan bir ümit verici durum var. Burada diğer muhalefet partileri dedin. Türkiye İşçi Partisi'nin destek verdiğini biliyoruz. Yeniden Refah Partisi adına yapılan açıklamalarda kayyum uygulamaları eleştirildi ama diğerlerinden bir ses çıkmadı. Çıkacağını da açıkçası pek sanmıyorum. Yani ne Zafer Partisi'nin ne de İyi Parti'den. Bu arada tabii şöyle bir ilginç bir şey var. CHP'nin içerisinde bir çatlak var. Gerek Mansur Yavaş'ın temkinli açıklamaları, Afyon Belediye Başkanı, Bolu Belediye Başkanı, en son seçilemeyen Lütfi Savaş biliyorsun Hatay'da, açık açık doğrudan CHP demleniyor diye sosyal medyada garip bir paylaşım yaptı. Bu CHP ile DEM Parti'nin yan yana duruyor olmasının aynı zamanda CHP içerisinde bir takım kopuşları tetikleme ihtimali de var sanki. Var. Belki de hayırlısı olur bu. Yani bu meselede artık daha fazla ikircikli gitmenin CHP'ye de bir hayrı yok. Yani seçilmiş belediye başkanlarının da savunamazsa Türkiye demokrasinin yanında olduğunu söyleyen bir parti neyi savunacak? Hele de son iki seçimdir CHP'nin kazandığı seçim başarılarının arkasında Kürt seçmenin verdiği destek varken. Şimdi böyle karşılıksız bir şekilde sürekli Kürt seçmenden CHP'ye destek vermesini beklemek herhalde biraz mantıklı olmaz. Dolayısıyla bugün CHP yönetiminin aldığı tutum geride kalan 6-7 senelik vaziyetle, bir tür bir ittifakla, işbirliğiyle daha uyumlu. Dediğimiz üzere bu ayrışma eğer derinleşirse ve bir kopuşa doğru giderse CHP açısından hayırlı olabilir esas olarak. Yani CHP içerisinde daha fazla hani bu kadar demokrasinin hırpalanmasına gerçekten itiraz etmeme hali sürdürülebilir bir hal değil. Ama şu önemli, bu ayrışma olursa Türkiye'de böyle Mansur Yavaş'ın merkezinde olduğu biraz hani sol mu sağ mı olduğu belirsiz bir milliyetçi tabii ki blok, böyle %20'lik falan bir blok oluşabilir. Dolayısıyla Türkiye siyasetine şu anda ortada pek görünmeyen bir yeni aktör katılabilir. Yani 2028 denklemine CHP ya da İmamoğlu'nun haricinde bir yeni aktör katılmış olabilir bu ayrışma derinleşirse. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Mühtan Sağlam duvarda, gazete duvarda Doktor Güneş Taşlı'yla daha yeni bu kayyumlardan önce yapılmış ama tam da bu konuları konuştu, bir söyleşi yayınladı. Gördün mü bilmiyorum. Çok önemli bir söyleşi. Güneş Taşlı diyor ki
Bu olay Türkiye çatışma çözüm süreçlerinde Sri Lanka ve Myanmar çizgisine yönelebilir. Yani bir eskiden beri bildiğimiz birçok yerde uygulanan, mesela Latin Amerika'da ve başka yerlerde uygulanan liberal çözüm süreçlerinin dışında yepyeni bir şeyin dünyada artık çok fazla öne çıktığını söylüyor. Dünyanın ne diyor? Otoriter çatışma yönetimi. Ne dersin, bu Türkiye böyle bir yola doğru yöneliyor olur mu? Çünkü bir önceki çözüm süreci daha liberal, daha demokratik gibiydi. Burada bir şeyler yapma iddiası var ama devlet sertliğini asla bırakmıyor, bırakacak gibi de gözükmüyor. Evet, şimdi yani yazıyı okumadığım için çok hani onun üzerinden gidemeyeceğim ama senin aktardıkların üzerinden şunları söyleyebilirim. Türkiye daha önce de bu türden çözüm modellerini denedi. Yani Sri Lanka modelini falan daha önce de hatırlıyorsan konuştuk. Kıyısına yaklaştık, tam belki ilerlemedik oralarda falan. Olabilir, olmayacak işler değil. Yani Türkiye sonuçta 2016'dan beri sert bir otoriter rejimle yönetiliyor. Bu sert otoriter rejimin yürüteceği çözüm süreci de, açılım süreci de belki onun doğasına uygun gerçekleşebilir. O açıdan denilen doğru. Ama hani 1 Ekim'den beri söylenenler, Bahçeli ağzından söylenenler, bölgede Türkiye'yi böyle büyük bir tehlikenin beklemekte olduğu yolundaydı. Şimdi bu otoriter çözüm sürecine meyledilirse o risk daha da büyütülebilir. Herhalde devleti idare edenler de bu riski daha fazla büyütmek istemeyebilirler. Ama şu benim de aklımı meşgul eden bir şey gerçekten. Bu yeni süreci başlatanların zaman zaman söylediği, yani Kandil'i muhatap almayacağız, hatta demi bile neredeyse muhatap almayacağız. Dolayısıyla silah bıraksınlar ve teslim olsunlar. Hani bu prensiplere neredeyse yerleştirmek isteniyor çözüm süreci. Zaman zaman yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Şimdi bu hani yürüyecek bir işe benzemiyor ama Türkiye'nin gerçekten niyeti, eğilimi bu yönde olabilir. Dolayısıyla o röportajda söylenen şey esas olarak makul görünüyor. Burada tabii bir de şöyle bir husus var. Şimdi bir şeyleri çözme iddiası var. Ben bunu PKK sorununu çözme arayışı olarak daha çok görüyorum. Çünkü aynı zamanda Öcalan gelsin konuşsun diyen Devlet Bahçeli Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyor. Çok net bir şekilde. Erdoğan da aslında çok defalarca söylemişti. Biz bu sorunu çözdük falan demişti. Yani burada Kürt sorununu çözmeden bir güvenlik sorununu çözme gibi bir arayış devletin arayışı öyle gözüküyor. Bu bunun bir karşılığı olabilir mi? Yani mesela PKK'nın silahsızlanması sadece ve sadece Öcalan ve PKK kadrolarının geleceği üzerine yapılacak bir takım pazarlıklarla çözülebilir mi? Bunun Kürt sorunu konusunda adımlar atmadan mesela Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına kayyum atayıp ama aynı zamanda da PKK sorununu çözmeye çalışmak böyle çok imkansız gibi geliyor bana. Bir açıdan evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi devlet hani dediğin tarzda şeyler bize söylüyor ama biz şunu da biliyoruz. Yani PKK Türkiye içerisinde uzun zamandır bir etkili bir örgüt değil. Dolayısıyla bir çatışma problemi şu anda Türkiye'nin en azından kendi sınırları içerisinde yok. Dolayısıyla PKK'yı bugün silahsızlandırmak çok böyle durumu çok radikal bir biçimde değiştirmeyecek. Eğer Kürt sorunun diğer taraflarına yönelik bir şey düşünülmüyorsa, tek başına bugün PKK silah bırakmış ya da bırakmamış, dediğim gibi güncel vaziyeti değiştirecek bir netice üretmeyeceğe benziyor. O itibarla da bir başına PKK'nın silahsızlanması ya da işte demin PKK vesayetinden işte iddia edildiği gibi kurtulması ne işe yarayacak çok anlamak mümkün değil. Orada ben minimumun biraz Öcalan'ın söylediği biçimde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani onun söylediği ben hani silahsızlanmayı gerçekleştirir ve Kürt meselesini bir halk hukuk zeminine çekebilirim. Böyle bir kudretim var. Dolayısıyla bu olabilir. Yani PKK'nın silahsızlanması karşılığında Kürt meselesinin de bir demokratik müzakere konusu haline gelmesi. Bunun üzerinden bir çözüm çerçevesi oluşabilir. Ama bu olsa bile halen büyükçe bir mesele var. Yani hukukun büyüğü heybede. O da
Suriye meselesi, Rojava meselesi. Şimdi Rojava konusunda bir uzlaşma olmadan taraflar arasında, yani devlet ve Öcalan arasında PKK silahsızlanır mı, silahsızlanma kararı alır mı, çok emin değilim. Çok hani şüpheyle bakıyorum bu önermeye. Evet, dönüp dolaşıp Suriye'ye büyük ölçüde düğümleniyor. Geçen Cengiz Çandar'la çok kapsamlı bir yayın yaptık. Cengiz Çandar orada da uzun uzun bu konuyu anlattı. Olayın bir diğer boyutu da tabii İran-İsrail gerginliği vesaire gibi boyutları var ama en önemli ayak Suriye. Şimdi sen CHP'nin duruşunun, kayyum konusundaki duruşunun pozitif olduğunu söyledin. Biz bir anket yapıyoruz şu anda yayın sırasında. İzleyicilere CHP kayyuma yeterli tepki gösterdi mi diye soruyoruz. Evet, hayır ya da konuşmak için erken diyorlar. İzleyicilerimize bu ankete cevap vermelerini rica ederim ama anladığım kadarıyla sen konuşma için erken demiyorsun ve şu anki duruşuyla öyle bir noktalayalım bu şeyi. CHP'nin yani duruşunun... Van'da, Hakkari'de, Esenyurt'ta, gerçi Esenyurt'taki CHP belediyesinde sonuçta. Ama şimdi de olay gerçekleşir gerçekleşmez. Özgür Özel Mardin'e gideceğini duyurdu. Bunlar bence CHP adına ümit verici. Orayı yalnız bırakmayacağını gösteriyor. Bu ileride CHP ile Kürt tabanı arasındaki ilişkileri biraz böyle sıhhatli bir zemine oturması için de gerekli şeyler, önemli şeyler.